Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 7 Temmuz 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. 21 lisanssız rüzgar santraline izin. Enerji Bakanlığı Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ il sınırları içinde yer alan 21 lisanssız rüzgar enerji santrali başvurusunu onayladı. Projeler arasında Nuh Çimento'ya ait her biri 6 megawattlık 4 reste yer alıyor. Köfteci Yusuf'ta toplam 2.65 megawattlık 3 lisanssız res kurmak için onay aldı. Türkiye'nin en büyüğü EPH. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 listesi yayınlandı. 2022 yılı verilerine göre hazırlanan listenin ilk sırasında elektrik piyasaları işletme anonim şirketi EPH yer aldı. İkinci sırada TÜPRAŞ'ın bulunduğu listedeki ilk 10 şirketten 6'sını enerji firmaları oluşturdu. İsveç nükleere geri dönüyor. İsveç daha önce belirlediği 2045 yılında %100 yenilenebilir enerjiye geçiş hedefini resmen terk etti. Parlamentonun aldığı karara göre İsveç bundan böyle nükleer enerjiye yönelecek. Böylece %100 yenilenebilir enerji yaklaşımının yerini %100 fosilsiz enerji anlayışı almış oldu. Akaryakıtta bayi sayısı azalıyor. Akaryakıt bayilerinin sayısındaki azalış devam ediyor. Enerji Günlüğü'nün yaptığı hesaplamalara göre Mart sonunda 12.447 bayi faaliyet gösterirken, Haziran 2023 sonu itibariyle bu sayı 12.430'a düştü. Denizli'ye depolamalı rüzgar santrali. Traktek Enerji Tedarik Depolama Ticari Tanılım Şirketi, Denizli'nin Çivril ilçe sınırları içerisinde depolamalı rüzgar enerji santrali kuracak. Tesisler 50 MW kurulu gücünde rüzgar enerji santrali de yine aynı kapasitede elektrik depolama biriminden oluşacak. 650 milyon liralık yatırımla kurulacak 16 adet rüzgar türbininden oluşacak santralde yılda 200 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Hazro'ya yeni petrol kuyusu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 50 bin metrekarelik alanda bir adet tespit kuyusu açmayı planlıyor. Proje için 9 milyon lira harcanması bekleniyor. Şarja işletmeci sayısı 130. Değerli dinleyiciler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 8 Haziran 2023 tarihinde Er Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne şarja işletmeci lisansı verdi. Böylece şarja işletmeci sayısı 130'a ulaşırken akaryakıt dağıtım şirketi sayısı sadece 38. Toyota tek şarjla 1200 km gidecek. Toyota elektrikli araç bataryalarını hafifletecek. Şirket 2026'dan itibaren yeni elektrikli araç modellerinde yeni akü teknolojisiyle hızlı şarj imkanı getirmeyi hedefliyor. Bu teknolojiyle araçların menzili ise 1.199 km'ye ulaşacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası arz kısıntıları ve küresel ekonomide durgunluk endişeleriyle durgun bir gün geçiriyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 77 dolardan işlem görürken Batı Teksas tipi WTI ise 72 dolar düzeyinde. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 8 Temmuz 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1941.96 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 21-22 dilimi için 2500 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 07-08 dilimi için 1248.98 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.